Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına yeni bir görüntü daha girdi. Görüntü, Güran ailesinin ısrarla inkar ettiği aile meclisi toplantısından. Toplantının merkezinde ise tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Narin'in babası Arif Güran'ın da katıldığı o toplantıda Atasoy iddiaya göre "Susarsan seni koruruz, sorarlarsa bilmiyorum, görmedim diyeceksin" sözleriyle tehdit edildi. Tarih 7 Eylül 2024. Yani Narin'in cansız bedeni bulunmadan sadece saatler öncesi. Görüntü Güran ailesinin ısrarla inkar ettiği aile meclisi toplantısından. Kalabalığın ortasındaki kişi Narin Güran cinayetinin baş şüphelisi amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy. İddia o ki 15 yaşındaki Atasoy, "Susarsan seni koruruz, sorarlarsa bilmiyorum, görmedim diyeceksin" denilerek tehdit edildi. Eğer beni kaybetmezsen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Mecbur kaldım. Güran ailesi tarafından silinen kamera kayıtları uzun uğraşlar sonucu geri getirildi. Aile meclisinin toplandığı yer ise amca Erhan Güran'ın evinin bahçesiydi. Gözümün nuru da olsa, kardeşim de olsa, Narin'imizin katilinin bulunup ceza çekmesi. Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulunmadan bir gece önce yapılan aile meclisi toplantısına katılanlar arasında baba Arif Güran da vardı. Artık herkesten şüphelendim. Herkesten, yani kendi kardeşimden de, kendi oğlumdan da. Ailenin sorguya çektiği isim amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy'du. Konuşmalarda Narin'in tutuklanan abiyi Enes Güran'a yönelik bazı sorular sorulduğu duyuldu. İddiaya göre Atasoy, "Susarsan seni koruruz, sorarlarsa bilmiyorum, görmedim diyeceksin" sözleriyle tehdit edildi. Daha sonra da sert bir tavırla uzaklaştırıldı. "Ben de bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum." Ramazan Atasoy 14 Eylül'de tutuklanmış, cezaevine götürüldüğü sırada "Muhtar Salim, senin yüzünden başımız belaya girdi" sözleri jandarma tutanağına girmişti. İfadesinde Narin'in kaybolduğu gün amca Salim Güran'ı gördüğünde her iki ayağı ayak bileğine kadar suyun içine girmiş gibi ıslaktı sözleri de tutanakta yer alan bilgiler arasında. İlk duruşmada tanık olmayı reddeden Atasoy için şimdi gözler ikinci duruşmanın yapılacağı 26 Aralık'ta. "Kızım biliyor, dayanamıyor.